Yani şey demek istiyorum. Aslında... Anladım. Sorun değil Rudra. Hallederiz, merak etme. Emredersiniz. Bu da sürekli boynumdan düşüp duruyor nedense. Ben bavulları alayım. Biz Maitre ablayla çıkıyoruz. Nereye? İşe. İşe ablamla mı gidiyorsun? Hayır, yani demek istedim ki... Ben işe gidiyorum, ablamı da yolda bir yere bırakacağım. İşi varmış. Ama... Amcam senin için bugün çalışmayacak demişti. Ne olmuş? Yine de önemli işlerim var. Daha bir dakika. Çıkmadan önce şunu dolabın tepesine koyar mısın? Gidiyorum. Hayır. Bir de şunu koymanı istiyorum. Neyse, önemli değil. Ben kendim hallederim. Gidebilir miyim? Hayır, bir dakika. Bir şey daha var. Neymiş? Şey... Ne? Neydi? Ben unuttum galiba. Gidiyorum ama. Hayır, hayır. Bir dakika. Biraz düşünürsem hatırlarım. Düşün. Düşün bakalım. Ama sen öyle bakmaya devam edersen kafamın çalışma ihtimali
pek olmayacak sanki. Hatırladım. İlaç. İlacını al. Daha hemen bırakamazsın. Son bir kez al. Gidiyorum. Vay canına. Yengem yine döktürmüş. Yemekler gerçekten şahane. Sus. Onun adını anla. Ne oldu? Yoksa sen yaptığı yemekleri beğenmiyor musun? Bütün derdim yemek olsaydı... kendimi aşçı tutmayı bilirdim, merak etme. Evin gelininin görevi ailenin sürekliliğini sağlamaktır. Ama bizim gelini beklemeye devam edersek ailemizin asla bir veliahtı olmayacak. Bu ara iyice burnundan kıl aldırmıyor. Öyle mi? Tanrı'yı kızdırmak onun benzersiz gazabıyla karşı karşıya kalmak demektir. Rudra ile Paro'yu eve geri yolladı, öyle olsun. Üstüne bir de Rudra'nın eli tamamen iyileşti. Ne? Anne. Madem artık her şey yoluna girdi, o zaman ben neden hala burada böyle ceza çekiyorum? Beni eve götürmenin vakti gelmedi mi? Benim şimdi senin cezanı düşünecek halim mi var? Daha kendim neyin cezasını çektiğimi bir türlü anlayamıyorum ki. Bütün bu haksızlıklar neden başıma geliyor böyle? Ne? Ne yapmamı istiyorsun? Çıkıp ben de Paro gibi tek ayağımın üstünde mi dikileyim? Peki. Tamam. Al. 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 Anne, bence geçmişte yaptıklarının bedelini ödüyorsun. Ama sana bir tavsiye. Pişmanlığımı göstereceğim derken bacağını kırma. Evdeki topallar birden iki tane olmasın yani. Biri sen, biri de amcam. Sus Nedim, sus! Evde bazıları çok fazla sivrildi. Ama onları... törpülemesini bilirim.